Karavanda yaşamak, doğayla iç içe olmak, birkaç hafta şehirden uzaklaşmak zaman zaman hepimizin isteyeceği bir şey. Ama söz konusu olan ömrünün geri kalanını birkaç metrekareye sığdırmak olunca sanırım orada biraz durup düşünürüz. Oyuncu Taylan Erler ise yıllardır İstanbul Fenerbahçe'de bir karavanda yaşıyor. Hem de 11 metrekarede. İnsanlar sizi burada görünce şaşırıyorlar mı? Tabii doğru. Bir karavanım olsa da dünyayı gezsem diyenler vardır muhakkak ama böyle bir karavandan bahsetmiyorum elbette. Oyuncu Taylan Erler de çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve yaklaşık 8 yıldır karavanda tek başına yaşıyor. Bakalım minimal hayatı nasıl gidiyor? Karavan benim bir hayatım. İşte 11 metrekarelik hayatım burası. 11 metrekare insanın çok küçük gelebilir ama yaşam burada sığabiliyor. Nasıl karar verdiniz peki karavanda yaşamaya? 7,5 sene önce kiramın biraz fazla artışı sonucunda bir karavan aldım. Bir sene dedim kalırım, sonra başka bir kiralık eve geçerim dedim. 7,5 sene oldu. Peki herkes karavanda yaşayabilir mi? Büyük yerlere alışık insanlar, büyük evlere alışık insanlar karavanda yaşayamazlar. Tasarruflu bir hayat yapmanız gerekiyor. Maalesef o kadar da kolay bir hayat değil tabii. Karavanda belediye başkanı sizsiniz. Tuvaletinizi kendiniz dökeceksiniz. Bulaşığınızı kendiniz yıkayacaksınız. Suyunuzu kendiniz dolduracaksınız. Eğitim sistemini kendiniz bileceksiniz. Bu kadar küçük bir karavanda en çok merak ettiğim şey şu oldu. Nerede yatıyor Taylan Bey dedim. Açıyorsunuz böyle. Kiminleri alıyoruz buraya koyuyoruz. Burada kiminleri de aldık böyle buraya koyduk, bitti. Bu dış masamızı böyle gizli bir yere koyuyoruz burada. Elbisenizi koydunuz. Güzel gardırobunuz efendim. Tek yaşadığınız için şanslısınız. Bir de burada bir kadın olsaydı muhtemelen size yok, şurada hiç bitti. Yer kalmayacak. Burası bitti. Yok biz dışarıda. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Efendim, ne demek, ben teşekkür ederim. Sağ olun, geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.